Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Ben hocama bir sorum vardı benim. Ben 33 yaşındayım. Evet. Göğsümün ikisinde de akıntım var. Sol göğsümde daha çok ama bunun için patolojiye gittim. Ameliyat oldum. Sonuçlarım çok iyi geldi. Ama hala daha akıntım var. Ve kistlerimde şöyle adet döneminde çok ağrı yapıyor. Ve hala daha korkuyorum. Ve akıntılarım sürekli devam ediyor göğsümün ucundan. Sapsarı bir şekilde. Evet. Bu da sizi tabii endişelendiriyor. Yani bir korku veya bir şey var mı onu öğrenmek istiyorum. Benim ailemde de vardı. Benim halam çok genç yaşta vefat etti göğüs kanserinden. Şu an aynı şekilde bende de var. Ama yani kötü bir sonuçlarım gelmedi. Çanakkale'de ameliyat oldum. Trakya'dan arıyorum. Trakya'da ameliyat oldum. Doktorum dedi sonuçların çok iyi geldi. Ama sürekli akıntıların devam ediyor. Ve bu arada sigara da kullanıyorum. Ben bunları yani hocama sormak istiyordum. Yani bir kötü bir şey olabilir mi? Daha sonraki yıllar daha bir farklı tekrar bir yani ultrasondur, memografiye girdim. Bütün sonuçlarım çok iyi geldi. Yani yine de korkum var. Peki. Bu yüzden hocama sormak istiyordum. Çok teşekkür ediyorum. Diğer telefonla bize ulaşan hanımların da sesi olmuş olun efendim. Buyurun hocam. Şimdi öncelikle geçmiş olsun diyorum hanımefendi. 33 yaşında bir hanımefendi. Evet. Meme akıntıları olan bir hanımefendi. Şimdi tabii duyarlı bir hanımefendi. Daha önce gitmiş bu konuyla ilgili tetkiklerini yaptırmış. Ama bir kere yaptırmak yeterli olmuyor. Yani bunun takip edilmesi gerekiyor. Orada bir mutlaka Çanakkale'de ya devlet hastanesinde ya özel hastanelerde ya da üniversite hastanesinde mutlaka meme poliklinikleri vardır. O meme polikliniklerine düzenli takiplere giderek takiplerini yaptırması lazım. Risk her zaman vardır. Kadın olmak zaten meme kanseri olmada bir risktir. Risk faktörü. Evet. Evet. Ama bu riski var ise, oluşacak ise erken evrede yakalayıp tedavi aşamasını halletmek en uygun şekli olacaktır. Bu hanımefendiye benim önerim bu kontrollerini en az 6 aylık sürelerde meme polikliniklerinde devam etmesi. Peki telefonlarımız çok fazlasıyla olduğu için mümkün olduğunca da telefon da almak istiyorum izninizle. Çoğunluk adına ben size yönelmiş evet. oluyorum soruları ama çoğunluk anlamda gelen tedavi aşamasında akıntıların meme ucundan gelmesi normal midir diye soruların cevabı olsun hocam. Sürekli tedavi aşamasında yine meme akıntısı kesilmez mi? Arada bir gelmesi sağlıklı mıdır? Ya tedavi da tedavi derken? Patoloji sonucuna göre kanser tedavisi olmuş. Yani patoloji sonucuna göre kanser tanısı konulmuş ve evet. bu kanser tanısı sonrası tedavilerini almış. Yine de akıntılar sürüyor. Bunlar olabilir, olabilecek şeyler. Bunlar memenin yapısıyla ve dokularıyla alakalı şeyler. Korkutulacak bir şey evet. yok o zaman. Yani, evet, doktor evet, takip edilecek. Yani zaten 3 ayda bir bu hastaların ilk 2 yıl 3 ayda bir, 2-5 yıl arası 6 ayda bir ve 5 yıldan sonra yılda bir rutin kontrolleri ve takipleri yapılıyor. O çerçevede bu şikayetlerini iletirse arkadaşlarımız da gerekli teşhise yönelik işlemleri yaptırır. Bir şey çıkacak olursa tedavisi yapılır. Yani evet. ben bu illa kanser olacak kanserdir demek mümkün değil. Evet. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.